Bugün 25 Eylül 2024 Çarşamba. Hoş geldiniz. Tarih 14 Temmuz 1934. Sisam Adası'ndaki İngiliz destroyerinden ayrılan bir kayık, Kuş Adası'ndaki Kanaviçe koyuna yaklaşır. Kayıkta 4 kişi vardır. Sınır devriyesinde görevli Balıkesirli Er Musa, Türk karasularına giren kayıptakileri görür ve ardarda arda durun durun diye uyarır. Kayıktakiler umursamaz. Ermusa uyarı ateşi açar yine umursanmaz ve kayık kaçmaya başlar. Bunun üzerine Ermusa ateş eder ve bir İngiliz'i öldürür birini de yaralar. İngilizler bunun üzerine ayağa kalkar, Türk devletinden Ermusa'nın hemen cezalandırılmasını talep eder. Dahası mini bir donanmayı gözdağı vermek için Kuşadası önlerine gönderir. Olay bu şekilde iki ülkeyi karşı karşıya getirir. Konu Cumhur Reisi Mustafa Kemal Atatürk'e iletilir. Devlet yetkililerinden her şeyi ayrıntılarıyla dinleyen Atatürk'ün cevabı tereddüt etmek sizin şöyle olur. Balıkesir'li Ermusa görevini yapmış, vatanını savunmuştur. Onu değil cezalandırmak, kendisine takdirname, bir haftalık izin ve 50 lira verip taltif edilmesini emrediyorum. Bu kararım ucunda Britanya ile savaş olsa bile katidir ve değişmeyecektir. Değerli dostlar, aktardığım masal ya da efsane değil devlet belgelerinde yer alan yüzde yüz gerçek bir yaşanmışlıktır. Dün Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısındaki konuşmasını dinlerken birden bu hadise aklıma geldi. Erdoğan New York'ta Filistin'i, Gazze'yi, Hamas'ı savundu ki bizimle direkt alakası olmayan konular. Oysa Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken ya da ondan beklenen Yunan tecavüzünün dünya zemininde dillendirilmesi ve de kullanılmasıydı. Zira Yunan hücum botları ve askerleri önce Bodrum ertesi gün Datça kıyılarımıza çıkmıştı. Pardon ama Erdoğan Gazze'nin mi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mi Cumhurbaşkanı? Türkiye'nin ise nedir bu tavrı suskunluğu hatta teslimiyeti demek ki Atatürk boşuna Atatürk değilmiş Tayyip Erdoğan cevap versin Yunan tecavüzüne suskunluk niçindir ki bu ilk defada olmuyor Lozan'a göre Türk toprağı olan 18 ada AKP iktidarı döneminde Yunan tarafından işgal edildi. Buna paralel bir rezalette Tayyip Erdoğan'ın bu gafletine Özgür Özel ile İyi Parti'nin hiç oralı olmaması, tepki koymaması, değinmemesi. Değerli izleyenlerim bu arada Sayıştay'ı biliyorsunuz. Kamu'yu denetlemekle görevli olan anayasal bir kurum. İşte onun son raporuna göre Tayyip Erdoğan iktidarı sivil toplum kuruluşlarına 37 milyar lira aktarmış. Pardon, kimdir o sivil toplum örgütleri? Tarikatlar ve cemaatler mi? Dinci vakıflar mı? Kim böylesine devasa büyük paralar neden verilir? Ne var bunun perde gerisinde? Hayır, örtülü ödenekten söz etmiyorum. Açık bilgilerle sivil toplum örgütü diye aktarılan paradan söz ediyorum. Aynı şekilde Sayıştay raporuna göre yurt dışına aktarılan para da 23 milyar lira ki onun da kimlere niçin verildiği, gönderildiği belli değil. Yine aynı dökümana göre görev zararı da tamı tamına 800 milyar lira. O ne demek derseniz basit anlatımla peşkeş çekilen para demek. Örnek vereyim Malum Türkiye'de bütün özel bankalar an itibarıyla vergi şampiyonudurlar. Öyleyken kamu bankaları bırakın şampiyon olmayı zarardalar ve bu durum görev zararı olarak açıklanıyor, hazineden karşılanıyor. Özel bankalar kazandı, devlet bankalar niçin zararda derseniz özel bankalara mesela Hürriyet gazetesine 900 milyon dolar verin, Ayhan Bora Kaplan'a milyarlar verin denmiyor. Öyle bir talimat verilmiyor siyasetten de ondan. Bunun sonucu olarak kamu zararı bu gibi örneklerle 1 trilyon lira sınırına yaklaştı. Durum böyleyken Tayyip Erdoğan yine hedef şaşırtıp Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sigorta primi ödemiyor. SGK o sebeple battı. Diyor ki SGK gelirlerinin içinde belediyelerin payı vallahi %4 bile değil. İşte böyle bir manzarada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu durumu millete anlatmıyor. Sucuk üzerinden muhalefet yapıyor. Hulusi Akarla sucuk atışmasına giriyor. Haftalar boyu köpek üzerinden muhalefet derken şimdi yerini sucuk aldı ki bunlar boş şeyler. Toplumda, halkta, seçmende karşılığı yok. Yahu Yunan tecavüzünü seslendirsene. 800 milyar görev zararıyla tarikatle cemaatlere aktarılan paraları gündeme getirsene iktidar belediyelere otomatik olarak kesinti uygulayacak. Yani emlak türü vergilere anında el koyacak ki bunu özel sektöre yani şirketlere, holdinglere yapmıyor. Yine 8 aylık bütçe bilançosu da ortada. 973 milyar liralık açık söz konusu ki geçen sene bu açık 373 milyar liraydı. Güya ekonomik istikrar programının uygulandığı bir süreçte aşığın bu şekilde üçe katlanmasının nedir izahı? Sözde tasarruf yapılıyor ve bütçe açığı geçen yılın 8 aylık rakamı 373 milyar liranın altına düşmesi gerekirken tam tersine uçuşa geçiyor. Demek ki tasarruf olayı lafı güzahmış yani palavra. Öyle olduğu için de zaten Ankara'da konuşulan Mehmet Şimşek'in Tayyip Erdoğan'la yeni ihale yasası bağlamında görüş ayrılığına düştüğüdür. Fısıldanan söylenen Erdoğan'ın Şimşek'in teklif ettiği ihale yasasının Avrupa Birliği normlarına göre yeniden düzenlenmesi talebini geri çevirdi. Aynı şekilde koy projelerinde de garantili ödemeler konusunda yeni anlaşmalar yapılmasına da izin verilmemiş. Bu durumda devletin tasarrufu sadece fakir öğrencilere verilen bir öğün yemeğin kesilmesi, işçi ve memurun servislerinin iptali, okullarda temizlik yapan hademelerin işten çıkarılmalarıyla sınırlıdır. Öyle olunca da ifade ettim. Geçen yıl ilk 8 ayda 373 milyar lira olan bütçe açığı bu yılın ilk 8 ayında 973 milyar lira oldu. Değerli dostlar, trajedi Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin onlarca milyar lira aktarılan sözde sivil toplum örgütleri kimler gibi sorulara cevap vereceğine bizim gibileri izlemesi. İşte önceki gün sadece 14 saniyelik bir ifadem sebebiyle bize cevap verildi. Tayyip Erdoğan'ın küçük damadı savunuldu. oldu. Oysa biz sadece soru sorduk ve Ukrayna'ya satılan İHA, SİHA paralarının buğday takası ile ödenip ödenmediği iddialarına açıklama talep ettik ki yapılan açıklamayı da zaten ertesi gün yayınladık duyurduk. Bu durum kuşkusuz ülkede egemen olan söyletmen vurun anlayışının tezahürü. Yargının da verdiği destekle korkutma, sindirme amaçlanıyor. İşte muhalefet bütün bunlara karşı meydan okuyup yargıda hukuk ve kanun dışına çıkılırsa çıkanların akıbeti Zekeriya Özden bin kere daha kötü olacak not ediyoruz demesi gerekirken özgür özel yumuşama ve normalleşme masallarını anlatıyor. Değerli seyircilerim bu arada herkesin gözü kulağı malum istinaf mahkemesinde. Ekrem İmamoğlu'na artık siyasi yasak kararı çıkmaması sürprizdir. Zira herkes o tür bir sonucu bekliyor. Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'yla seçime girmesi halinde seçimi %99 değil, %100 kaybedeceğini görüyor ve yasağı mecburi istikamet olarak okuyor, görüyor. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi, söz konusu kararın açıklanması sonrası izlenecek yol haritasını tartışıyor. Sokaklarda kitlesel tepkilerin ötesinde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının hemen bugünden açıklanması gibi adımları değerlendiriyor. Bakın bu durum caydırıcı olur mu bilmiyorum ancak bana göre olması gereken, yapılması gereken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan hemen istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayını toplaması ve CHP'ye genel başkan olmasıdır. Böyle bir durumda parti genel başkanlığına engel olamazlar. Zira Tayyip Erdoğan geçmişte aynı durumdaydı ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar emsaldir. Kuşkusuz Özgür Özel bunu istemeyecektir ancak umursanmamalı. Çünkü esas olan ana muhalefet liderli makamında olmak, o makamda oturmaktır. Amiyane tabirle mühür kimde ise Süleyman odur. Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı olayı temennidir ve fiili bir karşılığı yok olamaz. CHP Ekrem İmamoğlu'na getirilecek yasa açık bir tavır almazsa Mansur Yavaş'a da aynı şeyler yapılacak. O da kurban edilecek ki biz Özgür Özel'in bunları beklediği ve bu noktada Tayyip Erdoğan'la gizli olarak anlaştığı kanaatindeyiz. Evet Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan kurtulup AKP ile el ele vererek parlamenter sisteme geçmek ve de başbakan olmak istiyor. Lakin Özgür Özel'in yanıldığı husus şu. İmamoğlu ile Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayak oyunlarıyla ekarte edilseler bile halkta karşılıkları olduklarından yeni siyasi oluşumlara yelken açarlar ve zemin bulurlar. Tam bu noktada ilginç bir mesajı paylaşalım. AKP'li İslamcı Mehmet Metiner'in dünkü şu sözleri dikkate şayandır. Diyor ki, yargı marifetiyle siyasetin dizaynı ne kadar yanlışsa siyasetçinin önünün kesilmeye çalışılması da kabul edilebilir değildir. Geçmişte reise yapılanın aynısı bugün bir başkasına yapıldığında karşı çıkmamak gibi bir ilkesizliğin savunucuları olamayız. Olanlar kaybederler biline. Bu mesajın okuması sarayın yeni bir değerlendirme yapması ve strateji değişikliği mi yoksa Mehmet Metiner'in demokratik temennisi mi yakında görüp yaşayacağız, öğreneceğiz. Ancak söyledikleri yüzde yüz doğru. Noktalamadan Fatih Erbakan'ın son ifadelerine değineyim. Oğul Erbakan bile imam hatiplerden çok sayıda deist ve ateist çıktığını söyleyerek AKP'nin İslam'a büyük zararlar verdiğini söyledi. Haksız değil zira AKP'nin çıkarı için İslam'ı araç yaptığı ortada vakıra. Nas olayı işte somut örnek. Seçimi kazanmak için düşük faizli kredi dağıtıp bunu Nas var Nas, sana bana ne oluyor diyerek rasyonelliğe kapıyı kapatması, seçim sonrasında da faizi %50'lere çıkarması bunun delilidir ve de Nas kavramını itibarsızlaştırmaktır, hatta ayağa düşürmektir. İşte yapılan bütün araştırmalara göre Dindarlık azalıyor diyenlerin ortalaması %75'tir ki AKP seçmenliğinin %66'sı bile aynı kanaatte. AKP, FETÖ ve tarikatta cemaatler İslam'ı ahlaktan soyutladılar, ahlaktan uzaklaştırdılar. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın ve yorum gönderin. Bütün bunların size maddi manevi hiçbir külfeti yok.